İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Hovsep Hovsepyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Ermenistan Cumhuriyeti, Berzor yolu üzerindeki yasa dışı Azerbaycan kontrol noktasıyla ilgili olarak ikinci kez Lahey Mahkemesi'ne başvurdu. Artsah Özgürlük Savaşçıları Birliği, Azerbaycan'dan gelen varoluşsal tehditleri sınırlayan ana faktör, açıkça Artsah Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşan öz savunma kuvvetleridir. Birleşik Krallık Avrupa İşleri Bakanı, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosut kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu. Artak Beklaryan, her şeyden önce Ermenistan Cumhuriyeti'nin Artsah'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımlamaya yönelik eylem ve açıklamaları kabul edilemez ve yasa dışıdır. Charles Aznavour 22 Mayıs'ta 99 yaşına girecekti. Hovsep Hovsepyan, Ermeni Halk Hareketi üyesi, Asala ve Artsah Özgürlük Savaşçısı ve komutanı, Montemel Konya'nın yakın arkadaşı, Kurtuluş Ordusu'nda kuruluşunda önemli rol oynadı, Leonid Azgaltyan ile birlikte savaştı ve diğer savaşçıların yanı sıra Karbacar'ın kurtuluşuna katıldı. Hovsep Hovsepyan, Artsah'a yaptığı ilk ziyaretini şöyle anlatıyor. Artsah'a ilk kez 1990 yılında Leonid Azgaltyan ile gittim. Amacımız bir ulusal kurtuluş ordusu yaratmaktı. O ziyaret gönüllü toplama görevi üstlendi. Elbette küçük savaş grupları zaten vardı, oluşturulmuştu ama rejime ve Gorbaçov'un yeniden inşasına yani perestroika'ya olan inanç hala güçlüydü. Bu yüzden çoğu bizi güvensizlikle dinledi, kendi gücüne ve zaferine inanmadı. Bütün bunlara rağmen ormanda sert kış koşullarında Leonid ve ben bir askeri kamp kurduk. Martuni, Hadrut, Mardakert bölgeleri dahil Artsah'ın 27 yerleşim yerlerinin kurtarılmasına katıldık. Herhangi bir cephede durum gerginleştiği ve kötüleştiği durumda yardım için bize koştular. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Kültürel mirasımıza yönelik vandalizm olgularını sunmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Artsah Eğitim, Bilim, Spor ve Kültür Bakanlığı, asırlık tarihimizin şahidi olan tarihi ve kültürel anıtların farklı zamanlarda düzenli olarak düşman tarafından yağmalanıp kamulaştırıldığına dair bir açıklama yayınladı. Ne yazık ki 44 gün süren savaş da Artsah'ın tarihi ve kültürel mirasına büyük bir darbe vurdu. 2020 yılına kadar Artsah'ta yaklaşık 4118 tescilli anıt varken bugün bunların yaklaşık 2000'i yani 169 kilise, manastır kompleksi ve şapel dahil Azerbaycan'ın işgal ettiği topraklarda kaldı. Tarihi ve kültürel rezervlerimiz de düşman kontrolünde kalmıştır. Savaştan sonra da düşman kimliğimizin mührü olan tarihi ve kültürel mirasımızı yok etme ve çarpıtma fırsatını kaçırmaz. Bugün aynı zamanda ciddi bir zorluk olan tarihi peyzajımızın kaybıyla da karşı karşıyayız. Batı Ermenistan hükümeti düşmanın kültürel mirasımıza yaptığı vandallığın gerçekliklerini ortaya koyarak uluslararası sahnede savaşmaya devam edecek. Ama her şeyden önce tarihi ve kültürel anıtlarımızın her birimizin korunmasına ve özenine ihtiyacı var. Bizler tarihimize ve kimliğimize inanmış olarak yüzyıllardan beri bize miras kalan tarihi ve kültürel mirası elimizden geldiğince zarar görmeden gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz. Bir Lurer.im tarafından aktarılan habere göre Ermenistan Cumhuriyeti Artsah yolunda kontrol noktası kurulduktan sonra Ermenistan Cumhuriyeti yüzünü ikinci kez Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'na çeviriyor. Yerevan, Lahey'den davamızla ilgili nihai karara kadar Berzor yolunun kesintisiz hareketini talep ederek Bakü'ye geçici bir tedbir uygulanmasını bekliyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuki konulardaki temsilciliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Bakü hükümetinin sorumsuzluğu konusunu da gündeme getirdi. Bakü, hem Birleşmiş Milletler Mahkemesi'nin ara kararlarını uygulamıyor, hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını yok sayıyor. Ermeni tarafı bu gerçeği kararların infazını denetleyen organ olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne sunmuştur. Batı Ermenistan hükümeti Devlet Başkanı Armen Agaprahamyan tarafından
kendisine yöneltilen Şuşi mültecilerinin başvurularına dayanarak Bakü yetkililerine karşı yasal işlem başlattı ve ilk başvurular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kayda alındı. Artak'ın silahsızlandırılmasına ilişkin Bakü hükümetinin istihbarat alanındaki yayınlarına ve tehditlerine yanıt olarak Artak Özgürlük Savaşçıları Birliği bir açıklama yayınladı. Son günlerde Azerbaycan hükümetine yakın enformasyon sahasında Artsakh halkına askeri saldırı yapılması ve Artsakh savunma ordusunun silahsızlandırılmasına ilişkin çağrılar ve ultimatomlar yeniden dolaşıyor. Görünüşe göre Bakü hükümetinin propaganda makinesi bir bilgi saldırısıyla Artsakh halkına yönelik yeni bir saldırıya zemin hazırlamaya çalışıyor ve bu Artsakh'ın işgal altındaki topraklarında sözde Azeri nüfusunu koruma ihtiyacıyla açıklanıyor. 2020 savaş sonucunda oluşan askeri politik durumda ve özellikle abluka koşullarında Azerbaycan'ın Artsakh halkına karşı artan ontolojik tehditler oluşturmaya devam ettiğini, Artsakh Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarını yüksek oranda militarize ettiğini, onları askeri tatbikat sahasına dönüştürdüğünü kaydederek bu tehlikeleri dizginleyen ana unsurun özellikle Artsakh Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşan Artsakh Cumhuriyeti Öz Savunma Ordusu olduğunu vurguluyoruz. Bakü makamları 1990'lardaki savaşta oluşturulan savunma ordusunun uluslararası hukukun temel belgeleriyle tesis edilen kendi halkının tartışılmaz meşru müdafaa hakkını kullandığını gayet iyi farkındadır. Artsakh Dağlı Karabağ Cumhuriyeti meşru müdafaa hakkını kullanarak her bir vatandaşının hayatını, kendi kaderini, tayin hakkını korumuştur. Bölgedeki tek istikrarsızlığın kaynağının askeri operasyonlarda sıklıkla teröristlere ve paralı askerlere yer veren ve uluslararası insani hukukun tüm normlarını ihlal eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri olduğunu beyan ediyoruz. Bölgede barışı sağlamak için uluslararası toplumun Azerbaycan'ın saldırgan bir şekilde militarizasyonunu ve daha fazla terör eylemini önlemek için aktif adımlar atmasını bekliyoruz. Batı Ermenistan hükümeti Artsakh'ın Bosnu Barın Ermenistan Devleti'nin devamı niteliğindeki Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bir parçası olduğunu bir kez daha ilan ediyor ve Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan hükümeti ve sorunun siyasi çözümünü bekleyen ve her türlü savunma yoluyla kendi topraklarının kurtuluşunu ve birleştirilmesini sağlamaya hazır 40 milyondan fazla yerli Ermeni halkı onun korunmasından sorumludur. Birleşik Krallık Avrupa İşleri Bakanı Leo Doherty, Zdenekapert Anıt Kompleksini ziyaret ederek Ermenilere uygulanan soykırım, Arminosit kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu. Doherty, anıta bir çelenk koydu, soykırım Arminosit kurbanlarının anısının ebedi ateşi yanına çiçekler bıraktı. Artsakh Devlet Bakanı Danışmanı Artak Beklaryan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıma eğilimleri ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in Artsakh ile ilgili kısımlara ilişkin son açıklamasıyla ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. Devlet Bakanı Danışmanı'nın Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi. Artsakh'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıyan herhangi bir belge ve açıklama kesinlikle kabul edilemez. Bunun hakkında Artsakh Cumhuriyeti'nin yetkilileri olan Devlet Başkanı, Ulusal Meclis, Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı farklı ifadelerle açıklamalar yaptılar. Kabul edilemez çünkü Artsakh halkı uluslararası hukukun temel belgelerine göre Birleşmiş Milletler Şartı, Birleşmiş Milletler Uluslararası Haklar Sözleşmeleri, Helsinki Nihai Senedi gibi 1991'de kendi kaderini devredilemez tayin hakkını kullandı. Aslında bu uluslararası hukukta bir zorunlu norm olarak kabul edilir. Artsakh Cumhuriyeti uluslararası toplum tarafından tam olarak tanınmasa da bağımsızlığı gerçeği bir gerçek olarak kabul edildi ve statüsü uluslararası alanda tartışmalı ve çekişmeli bir bölge olarak kabul edildi. Artsakh'ın statüsü ve geleceğiyle ilgili herhangi bir kararın ana unsuru Artsakh halkıdır.
Diğer büyük ve küçük aktörlerin sadece kendi tutumlarını ifade etme hakları vardır. Ancak Artsakh halkı adına karar vermeye veya Artsakh'ı bir ticaret nesnesi haline getirme hakları yoktur. Dolayısıyla bu geçmiş yol ve Artsakh'ın yerli ve unvan sahibi halkının haklarını ve ontolojik olarak ciddi tehlikelerini göz ardı etmek sadece uluslararası bir suçtur. Azerbaycan'ın olağan tuzaklarından ve yanlış iddialarından biri Sovyet sınırlarının kendi yarattığı süreklilik tezidir. Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün son dönemde karşılıklı olarak tanınması süreçleri buna dayanarak geliştirildi. Sovyetler Birliği'nin idari bölgesel bölünmesi, eski iç sınırların sürekliliği uluslararası hukuk ilkesinin mantığına göre bir devlet sınırı olamazdı. Azerbaycan bile en üst düzeyde Sovyet sınırlarının devamlılığını reddederek 1991 yılında Yüksek Kurul tarafından Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi hakkında kabul edilen beyanname ve Azerbaycan'ın devlet bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi hakkında anayasal düzenleme ile Azerbaycan, Sovyet Azerbaycan'ın halefiyetinden vazgeçti ve kendisini 1918-1920'de var olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin halefi ilan etti. İnsanların en değerli duyguları olan sevgi ve vatanı anlatan şarkılar söyleyen ünlü sanatçı, besteci, şair, aktör, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kahramanı, Batı Ermenistan'ın saygıdeğer evladı Charles Aznavour 22 Mayıs'ta 99 yaş gününü kutlayacaktı. Gerçek adı Vahinak Aznavuryan olan Charles Aznavour'un babası Misha Cavakhın Ahalska şehrinde, annesi ise Zmurnya İzmir şehrinde doğdu. Charles'ın ailesi ulusal geleneklere, ana dile ve kiliseye güçlü bir şekilde bağlıydı. Çocukluğundan beri sanata büyük bir ilgisi vardı. Tiyatro okuluna gitti. Genç Charles ailesine yardım etmek için küçük oyunlarda sahne aldı ve kilisede şarkı söyledi. 1946'da ünlü şarkıcı Edith Piaf ile tanıştı ve birlikte konserlerde turneye çıktılar. Başlangıçta Pierre Roche ile şarkı söyledi. 1959'da Paris'teki Olympia konser salonundaki bir performansın ardından evrensel tanınırlık kazandı. Dünyanın en iyi konser salonlarının hemen hepsinde şarkı söyledi, Yerevan'da da konserler verdi. Aznavour 1000'den fazla şarkı yazdı, 60'dan fazla filmde rol aldı. 1988 Spitak depreminden sonra birçok kez Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret etti ve afet bölgesinde bulundu. Paris'te depremzedeler için Aznavour Tuarmenya Vakfı'nı kurdu ve Yerevan'da bu vakfın temsilciliğini açtı. 1995'ten itibaren Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın özel görevlerden sorumlu Fahri Elçisi ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin UNESCO daimi temsilcisiydi. 2009 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'nin İsviçre Büyükelçisi olarak atandı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulusal kahramanı unvanı, Artsakh'ın Grigorlu Savoriç ve Tekian Kültür Birliği'nin Ararat adlı elmas nişanları, iki Fransız Lejyon nişanı ile ödüllendirildi. 2009 yılında 20. yüzyılın en iyi şarkıcısı olarak kabul edildi. Charles Aznavour 1 Ekim 2018'de geride zengin bir müzik mirası bırakarak vefat etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size tulumcu Vladimir Simpatyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Şurçpar adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.